Herkese merhabalar. Tapir kesimimizin bu pazarki bölümünde geleneksel bilimsel ve teknolojik gelişmeler dışında 2019 yılının özetini yapmak istedik. Bugün yanımızda Serhan Hocam ve Okan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de Halil onu ekleyeyim. Bu sene pek çok farklı farklı gelişmeleri yaşadığımız, gördüğümüz ama genelinde yapay zekanın uygulaması üzerine geçmiş diyebileceğimiz yani bir sene oldu benim açımdan. Tabii onun haricinde daha temel olan işte kuantum dolaşıklığının fotoğrafının çekilmesi, e, oksijen döngüsünün tespiti, işte exoplanet gibi konularda da Nobel dışında da bunları görmüş olduk. E, biyolojide gen editlemenin yapay zeka ile birlikte çok daha fazla ileri gittiğini, işte CRISPR teknolojisiyle birlikte CRISPR üzerine bir bölümümüz vardı. Hemen bu ara not olarak ekleyeyim. Dinlemeyenler varsa. Hatta e, iki bölüm. yanlış. İki bölüm. Seri evet. halinde. İlk bölümde gene nedir, evet. ne değildir daha çok. ikinci bölümde de CRISPR üzerine bir e, konuşma yapmaya çalışmıştık. E, kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ayrıca bizim açımızdan da bir konferansa ev sahipliği yapma imkanı bulduk. PIMRC gibi uluslararası bir konferansa katıldık podcast sürecimizi başlattık hocam bu süreçte. Onlarcın İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı kapsamında bazı çalışmalarımız oldu ve İstanbul Üniversitesi'nde istek projesinde de bazı çalışmalarımız, katkılarımızı sunmaya çalıştık. Hatta iki gün önce yanlış bilmiyorsam resmi açılışı da evet. iki üç gün önce yoğun bir katılımla gerçekleşti avcılarda. Oraya da katılma şansı elde ettik. İSTEK'te. Nesnelerin internetinin güvenliği üzerine olan bir... Biraz evet, değişik uzun ismi var. Nesnelerin interneti ekosisteminde diye ekosisteminde. başlıyoruz. Tahmin ediyorum bir ekosistem oluşturmaya çalışıyorlar. Hı. Zaten varmış ama bunu galiba biraz daha resmi hale getirmek, tabii buradaki güvenlik haliyle laboratuvar projesinin ana teması buydu. Bunu biraz daha güvenli hale getirilmesi için bir platform ortaya koymak, bunu bir mecraya, resmi bir mecraya dökmekti. Hı hı gayet başarılıydı zaten herhalde sırası gelince konuşuruz Ben de laboratuvarın içerisini fazlalı aralıklı biçimde ziyaret etme şansı oldum açıldıktan sonra girince tabi bambaşka bir şeyle karşılaştım bayağı ilerlemişler arkadaşlar. geçen sene ben de bir ziyaret etme imkanı bulmuştum çok çok Bu başının başıydı bir hale evet, evet. evet çok başka bir yere yani şu an aktif bayağı çalışıyor arkadaşlar Ben de kısaca adli bilişimden bahsetmeye çalışayım hocam o zaman üniversitemizde yürütülen projede adli bilişim alanında pek çok gelişme olduğu için ve şu an ülkemizde bir işte nasıl diyelim standartları sağlayan bir organizasyon olmadığı için bunu sağlamak için oluşturuldu adli bilişim neden Peki son zamanlarda bu kadar önem kazandığı düşünürsek de işte mobil cihazların çok fazla kullanımının artması ve artık hemen hemen dijital bir delil olmayan mahkeme olmaması adli bilişim çok öne çıkartıyor Yani bu alanda hem ülkece çok fazla uzman eksimiz var hem de bu alanda koymamız gereken çok fazla kurallar ve standartlar var ki bu işler aksamadan yürüsün. Onun haricinde adli bilişim laboratuvar olması nedeniyle de ve geliştirme üzerinde de çalışmayı düşünüyor. Hatta yanlış bilmiyorsam Portekiz'deki konferansta da yine evet. adli bilişim laboratuvarını yazan ekibin makalesi de yayınlandı diye biliyorum. Evet. Portekiz'de. Orada hem... Adli Bilişim hem de İsteş'ten makalemiz evet, vardı diye evet, hatırlıyorum hocam. Evet, evet. Önemli, önemli bir vardı. şeydi. Zaten herhalde konu oraya gelince onu bir kere daha e, bahsederiz. Yani bu tarz işlerde Hı -hı. hem e, sahayda olmak hem de akademik mecralarda bunları bir şekilde insanlara gösterip onların geri bildirimini almak ve akademik ilerlemeye katkıda bulunmak önemli. Tahmin ediyorum hem e, Muhammed hocaların e, istek laboratuvarı, kısaltması istek olan laboratuvarı hem de Ali Hoca'nın Adli Bilişim Laboratuvarı, İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı bu anlamda önemli işler yapıyorlar. 2019'da yaptılar. İnşallah 2020'de ve sonrasında da devam eder. Daha iyi olacaktır. İşte zaten standartları koyma deyince hocam teknolojiyi önce bizim üretmemiz ve o alandaki gelişmeleri bizim sağlamamız gerekiyor ki standartları belirleyebilelim. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet birazdan. evet katılıyorum. Hocam hazır standartlara gelmişken az önce elektrikli arabanın bizim elektrikli arabamızın evet, taratımı evet. da yapıldı. Umuyoruz orada da standart koyacağımız bir yere geliriz. İnşallah hayırlara zamanda. vesile olur. Tabii o, o da önemliydi. E, merakla bekliyorduk. E, açılışını da e, internet ortamından, televizyon evet. üzerinden takip etme şansımız oldu. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok daha iyi yerlere gelir. Ne düşünüyorsunuz hocam ilk izlenim olarak? Valla ben İzlelim. çok beğendim. Tabii dışını görebildik. İçiyle alakalı birkaç gün önce birkaç görsel gördük. İşte sizlerle de konuştuk podcast'tan önce biliyorsunuz. Bence çok güzel duruyor. Hatta güvenlikle ilgili birkaç hı hı. denetimden evet. geçip geçmediğini de sorduk ki bu sabah podcast'tan önce siz söylediniz. O tarz sertifikaları da alınmış çok şükür. Fiyatı konusunda bir tabi belirsizlik var. İnşallah <laughs> o güzel ve lüks gözüken cihaz rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülür ve herkesin kullanımına en azından belli bir kesimin önemli bir kullanımına açılır ve Gelişmesine fırsat olur, zira bu tarz işler biliyorsunuz ne kadar kullanıldıkça o kadar ilerler. Yani kullanılmayan bir şeyin ilerleme ihtimali pek düşük. E, o kadar çok kullanılırsa, bunu da bir geri bildirim mekanizmasıyla inşallah e, oluştururlarsa böyle bir mecra, e, tahmin ediyorum Türk milleti buna sahip çıkacaktır. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani umuyoruz dediğiniz gibi hocam, hataların olumlu yöne çevrildiği bir süreç olur. Çünkü yani de, Öyle 100. öyle olur yani bence. Evet. Senede 175 bin adet sanırım üretim kapasitesi olacak bir yani Evet evet. Sayılar ama sayılar önemli sayılar. Sayılar ciddi sayılar. Eğer o üretime erişilebilirse ve o üretilen şeyler satılırsa, ben inanıyorum e, satılacağına. Sürekliliği de getirdi. Kesinlikle durum. başarılı. Kesinlikle. İstihdam, evet. servis, tanıtım, yurt dışına işte <laughs> ihraç bunların hepsi tahmin ediyorum yavaş yavaş olacak. Benim tek kaygım bu konuda insanların evet gecikmiş bir teknoloji doğru ama buna sahip çıkmaları gerektiği yani burada bir şey yapılmış. <laughs> Burada eksiklikler olabilir, aksaklıklar olabilir, yanlışlıklar olabilir. Bunları insanların mutlak surette olumlu geri bildirim yöntemiyle bildirmesi ve buna insanların da yan gözle bakmaması. Ben böyle düşünüyorum yani başka türlü olmuyor bu işler. Doğru yani inşallah güzel şeyler olur olur konuda ve kendimiz aynen. artık yani şu anda da yerli diyoruz ama teknoloji zaten kullanılan bir teknoloji ülkemizde uyguladığımız evet, için evet. üretimi yerli ama işte teknolojisini biz de geliştirip satabilirsek daha güzel olacaktır. Ya sadece şey bile zaten bahsedersiniz herhalde sizin meşhur tapir kestin gene geleneksel konusu Elon Musk'ın evet. işte her bölümde. Şahin işte Falcon neyse evet. roketinin adı. Yani kendileri bunu dürüstlükle yayınlıyorlar internette başarısızlık bunla, bu yolda vardır ya evet. galiptir mağlup yani böyle bir başarısızlık yok yani bu bir denemedir ve şu an bildiğim kadarıyla işte en son ben canlı seyretme şansı elde ettim. ...Arapsat herhalde Elon Musk tarafından gönderildi uzaya yani. Yani üstelik çift e, roketli gönderip ikisini de tam olarak aynen yere öyle, indirebildiler. Aynen, öyle. aynen öyle. Yani Ki... bu tarz işlerde... ...aa bak roket düştü Allah belasını versin şeklinde bir bakış evet. açısı... ...hiçbir evet. zaman olmuyor. Yani bunu yurt dışındaki insanlara yapıyorsak... ...kendi insanımızı herhalde hayli hayli yapmalıyız. Evet. Yani arkadaşlar işte yamuk düştü ya da yamuk durdu... ...neyse arabanın sorunları neyse... E, ...bunu nasıl daha ileriye getirebiliriz... Bence Oğlum, olumlu karşılamamız lazım. Bizim yani. biraz daha sıkı çalışmamız ve daha sata yapmamız gerektiğini düşünüyorum hocam. Çünkü işte Amerika'daki kadar bizim belki har harcayabilecek ve deneyebilecek evet, evet. imkanımız yok. E tabii bunu biraz akıllı evet. yapmak lazım. Biraz. <laughs> bunu biraz akıllı yapmak lazım. Biraz ben e, araba konusundan girdik. Oradan bir örnek vereceğim. E, biraz benim de ilgi alanıma giriyor. Bugatti Veyron ilk çıktığında insanlar işte o üst sınırı falan filan gördüklerinde bunu Bugatti'nin kendi işte müdürü diyelim ona yöneticisi söylüyor. Ee, i̇nsanlar Veyron'un üzerine ne koyabilirsiniz diye Bugatti'ye soruyorlar. Yani bu, bu insanlar bu cürette hani bu, bu, bu çok böyle insanların da sen bu soruyu bana nasıl sorarsın dememesi gerekiyor. İşte biz mühendisler olarak veyahut da arabayı yapan arkadaşlarımız, abilerimiz, ustalarımız kimse ee, adamlar bunu bir kendilerine bir çıta olarak gördüler ve bunun üzerine işte şimdi ne adı Şiron mu çıktı ve evet. söylenen Bugatti Vero'nun zaten çok çok üzerinde olanı yapabiliyorduk sadece zaman kısıtı yüzünden bir alt sürümü olan Şiron'u verdik diyor şimdi bu bu çok önemli bir şey yani insanların eleştirileri artık e, en azından mühendislik alanı için söyleyeyim yani ben burada ne bir siyasi kimliğim var ne bir şey ben bunları anlamıyorum. Bir mühendislik alanında ortaya çıkan hatayı düzeltmek mühendisin görevi. Bu hatayı tespit etmek kullananın görevi. Mühendis tespit edemiyorsa. E şimdi bunu karşılıklı iletişim halinde yeterinde bir sonraki ürün mutlaka bir öncekinin çok çok daha iyisi olmak zorunda zaten. İnşallah yerli araba bunun için güzel bir ortam hazırlar insanlara deneme, ahlaki şeyler içerisinde kalarak eleştirilerini belirtme ve bu eleştirileri de insanların dikkate alıp bir sonraki sürüme uydurup uyarlayıp e, tekrar sahaya sürmesi inşallah çok kısa sürede olur. Dediğin gibi yani ben de sana katılıyorum yani bu konuda bizim daha dikkatli olmamız lazım. Ama bir de bu eleştiri kültürünün e, mühendislik kültürünün oturması gerekiyor. Yani tartışma gibi, değil de iletişim evet. yani tartışma aslında bizim ülkemizde kavga olduğu kavga, evet, için evet, <laughs> evet, maalesef. daha iyi bir şekilde iletişim Fikir teatisi diyor eskiler ona <laughs> o sözcüğü kullanmamak için bizde evet pek bir zemini yok televizyonlarda bile bir konuda insanlar konuşurken o konunun tarafı olup olmak durumuna bakmaksızın seslerini yükseltiyorlar. Yani Hı -hı. insanların orada birbirlerini anlamadıkları gibi seyircinin anlamadıkları insanların aklına bile gelmiyor. Halbuki ben bir televizyon seyircisi olarak pek sevmesem de tartışma programına baktığımda ya bu insanlar ne söylüyor anlamak birinci amacım. Taraf seçmek çok sonra eğer illa bir seçeceksem dördüncü adımda seçerim. Ama önce bir anlamam gerekiyor. Biz anlayamıyoruz ki konuştuğumuzu ilk başta. İnşallah bu da düzelir. İnşallah hocam. Hocam her ne kadar geç başlamış olsak da bu kadar içimizi karartmamız gereken bir durum mu? Ya? Çünkü araba sektörü nispeten biraz daha ilerlemiş konumda ve az çok işin içinde olan kişiler sorunların temel olarak nereden kaynaklandığını biliyorlar. Aslında avantajlı bir duruma götürmüyor mu bizi? Yani baştan diferansiyel yapmıyoruz, baştan aks yapmıyoruz. Ama yapsak bile sorunların nerede olduğunu bildiğimiz için Biraz da avantajlı durumda değil miyiz? Burada? Bir, bir kısım konuda sana katılıyorum. Katılmadığım kısım şu. Ticari sır adı verilen bazı uygulama yöntemleri var. Mesela standartlarda da bizim alanımız haberleşme oradan örnek verelim. Haberleşmede size standart neyi nasıl yapacağınızı söylemez. Hangi kılavuzun içinde kalması gerektiğini söyler. Onun içerisinde kalırken o kullandığınız yöntemlere de zaten patent diyoruz onu. Evet. Size ait oluyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda evet çözülmüş bazı sorunlar var. Bunların nereden kaynaklandığı bilinen yöntemler var ama size ait bir çözümün o anda sizin sorunuzu en uygun çözüp çözmediğinden emin olamıyorsunuz. O noktada bir bir yaratıcılık giriyor yani, devreye işte. Belki, evet, var. Evet, evet. Yani belki o noktada bir şeyimiz olabilir. Bir katkımız olabilir. E, aksi takdirde dediğin gibi yani A noktasından B noktasına nasıl gideceği çok belli ama e, bunu yaparken şu kurallara uyalım bu kurallara uyalım ama bunu nasıl yapalım söylemediği evet. için orada bize bir hareket alanı var. İnşallah onu da olumlu değerlendirip evet. e, bir de şeyi söylemek istiyorum yani demin SpaceX ile bağlantılı e, bu biraz değişik bir konu. Zaten gene podcast'in gündeminde olacak tahmin ediyorum. Araba teknolojisi olarak bakmamak lazım. Orada çözülen bir sorun başka evet. bir alanda evet. başka bir ürün olarak kendisine vücut bulabilir. Bulabilecektir eminim ki. Ben olaya öyle bakıyorum. Yani oradaki bir sorunun Belki karşımıza bambaşka bir ürün olarak çıkabileceğinden de ben açıkçası eminim. Hani böyle olunca oradaki bilgi birikimini evet öncelikli olarak araba, yerli otomobil, işte elektrikli araba neyse özellikleri ortaya koymak lazım ama oradaki bilgi birikimini kesinlikle e, gündelik hayata dokunaca başka yerler olacağını düşünüyorum ben ben bu konuya son olarak şey eklemek istiyorum. Ülkemize otonom sürüş özelliği olan arabaların bile otonom sürüş özelliği kaldırılıp geldiği için evet. e, aslında işimiz de hem daha dikkatli hem de daha e, ciddi olmamız lazım ki Türkiye gibi trafiği olan bir ülkede otonom sürüşü işte mümkün kılabilelim. Hatta yani, bu güzel zor bir yani. bu güzel bir mühendislik uygulaması olacaktır değil mi? Yani Türkler yani, bu evet. sorunu ancak Türkler çözerse çözer. Biz de çözdük işte. yani, yani yabancılar çözmekten çekiniyorlar. Çözemezler hocam zaten Türkiye'de. Tabii de, bana, sen, bana sen, da öyle, öyle geliyor. Ancak biz çözersek çözeriz. Ancak biz çözersek çözeriz. Şimdi biraz daha genel bilimsel gelişmeleri çevirmek istiyorum hocam yönümüzü. 2019 yılında en çok heyecanlandıran en çok sevdiğiniz gelişme neydi acaba öğrenebilir miyiz? Ya ben şahsım adına biraz e, hem mikro hem makro kozmos konularında merak sahibi olduğum için, yani bizim kendi alanımız dışında sorduğunu varsayarak ilerliyorum. Ee, uzay ufku teleskobu ile çekilen e, kara delik fotoğrafı beni gerçekten oldukça heyecanlandırdı. Bekledim. Özellikle baktım, yayına baktım. Kimler neler yapmış, onunla ilgili ulaşabildiğim veriler ulaşmaya çalıştım. Bu bir. E, ikinci konu da yine bunun bir alt ölçekte olanı e, kuantum dolanıklığı ile ilgili resim çekilmesiydi. Yani bu ikisi beni en çok e, dikkatimi çeken diyeceğim en böyle hevesle araştırma yaptığım konuydu. Ama bunun dışında e, zaten yine bir tapir kest var e, yayınlanılan beraber olduğumuz orada da yani Nobel ödüllerinde iki evet. durum özellikle işte e, Pebble'ın çalışmalarını zaten daha önceden takip ettiğimiz için yani onun Nobel'i alması zaten bekleniyordu. Hani o şaşırtmadı ama hı hı. sevindiğim bir konuydu. Öte gezegenlerle ilgili tartışmaya ben de katıldım. Yani ilk öte gezegen değil ama işte güneş benzeri bir yıldız etrafında dolanan bir öte gezegen tespiti acaba çok zorlanmış bir Nobel miydi tartışması beni açıkçası içine çekti. Hani konunun özü beni heyecanlandırmadı ama. Acaba artık mecbur vermek zorundayız people'a gibi bir düşünceye mi girdiler <laughs> hocam? Bana, bana öyle geliyor açıkçası yani onu o, onu o, tahmin <laughs> ediyorum tahmin ediyorum. Öte yani. gezegende zaten yani joint çünkü aldıkları için. Son edebiyat ödülü konusunda yaşanan gelişmelerden evet, sonra evet, biraz evet. E, benim yani kaçtı diye yani biraz. Maalesef. Daha işte tarafsız işte evet, bilime evet. hizmet eden şöyle evet. böyle düşünüyorduk. Ama o işte bazı belirli kişilerin o edebiyat ödülünü verilmesi. Maalesef. Maalesef. Yani acaba işte niyetleri tam olarak o değil mi gibi bir şey. Ya bu bu hep tartışılan yani. bir şey. Biz de zaten bunu açık konuşmak gerekirse bir şey gibi biliyoruz. Mesela hani hep konuşulan bilmiyorum bir tapir kestin içerisinde konuşulmalı mı ama ya Şampiyonlar Ligi kurallarının aslında e, bahislere göre tekrar düzenlendiği gibi bir sorunsal var ya. Yani biraz böyle bir durum olabilir. Sorun ama şu. E, en iyi takımlar yine en iyi şekilde sahneye çıkıyorlar ve sen onları seyrederken keyif alıyorsan. Evet belki çok adil bir iş yapılmıyor olabilir arka tarafta ama or oraya en azından o sahneye Hı -hı. çıkan insanların. E, edebiyat ödülü hariç konuşuyorum bunu baştan söylemek zorundayım. Yani o, o grubun arka tarafta zihninin bir tarafında başka bir ajandası olduğu aşikar. Yani o noktada zaten ödülü bence benim ilgimi çeken özellikle fizyoloji ve fizik alanı çok da açıkçası şey ortada ama fizik ödülü için bile tarihte biliyorsunuz yaşanan <laughs> yaşan yaşanan sıkıntılar var. Yani böyle bir durumda ya bu adamların verdiği ödül hiçbir şey yaramıyor diyemiyorsunuz ama bu adamların verdiği ödülü her zamanda herkesin gönlünden geçen şampiyona vermediklerini biliyoruz. Ya yani bu ikisinin arasında kaldığım çok durum var benim. Haklısın. Ama yine de takip ediliyor tabii takdir edersin. Yani aslında Nobel. bilimsel alanda bu şekilde ilimleri olan bir insana ödülün verilmesi belki onu tanıtmak, öyle geçmek olarak düşünülmeyebilir ama edebiyat alanda bir insanın, böyle düşünceleri olan bir insanın Nobel alması acaba kitapların içinde geçen şeyler ne ki diye bir şey uyandırıyor. Yani ya tabii ben okumadım an o adamı de, da bu o konuda haklısın daha o yani daha önce de yaşandı. Yani acaba tabi, tabi, tabi. neler anlatmış. Tabi, neler yani, anlattı tabi. Çünkü edebiyat doğrudan bir kişinin yani fikirlerini değiştirme imkanınız var. Evet. i̇şte yani egzoplanetlerde bir insanın fikirlerinden daha çok işte merakını gideriyorsunuz. Evet. Ama edebiyatı direkt karakterini etkileyebileceğiniz için. Tabii Hani acaba ben okuma listeme aldım hani ileride okuyacağım. Ben mesela şeye de karşıyım açıkçası. Yani e, edebiyat neden Nobel ödülüne tasnifinde bulunan bir dal? Ben bunu açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Yani bir gelenekselliğin Hı -hı. dışında Özellikle işte ortada hani yine siz çektiniz Tapir keste Oksijen döngüsüyle alakalı şeyin insan hayatına doğrudan etkisi Hı -hı. bu kadar ortadayken e, işte öte gezegenlerin evet belki çok gelecekte ama öte gezegenlerin insanların mevcudiyeti konusundaki etkisi ortadayken Peebles'ın işte Hı -hı. kozmoloji katkıları bu kadar hayatın ortasındayken e, ondan sonra kimyada e, Goodenough'ın <laughs> litiyum, ayon. Bu, yani bunlar bu kadar çok somut ortadayken Edebiyatın böyle insanın göz önüne sokularak e, bu tasnife alınması bana zaten hep ilginç yani gelmiştir. Yani belki şeydir hocam. E, Buradayız bahsettiğimiz, mı demeye Yok bahsettiğimiz konular çok e, aslında ölçüye vurduğumuzda dar bir alana hitap ediyor. Hani tamam kullanımı bütün dünya yetkiliyor. Ama bu üstüne çalışan kişilerin evet, evet. ilgisi yani biraz daha kısıtlı diyebiliriz. Ama edebiyat deyince evet, herkesin herkes bir fikri var. Evet, evet. Herkesin belki bir yorumu var. Belki de, de. de Nobel'i işte Nobel'in Nobel olduğunu olmasını sağlamak için halka daha fazla yayabilmek evet, için evet. edebiyatta da ödül verelim belki gibi de. bir belki de. Olmuş olabilir ama zaten, falan zaten barış ödülü kişiyle, falan filan da var ya, yani Barış yani ödülü var. dağıtıyorlar falan ama yani e, bu konuda haklısın. Ben de aynı fikirdim. Ya biraz da bir şeye benziyor. Yani arka tarafta bir ajanda var. Ben de böyle düşünüyorum benim gibi sadece bilimsel bölgede kalmaya çalışan bir insan olarak ben onu e, aynı öyle işte siz zaten Hı -hı. o benzetmeyi yaptınız Oscar ödülüymüş gibi. Yani tamam film yani. çok güzel ben seyrettim ve keyif aldım evet. Ya buna bu ödülü verdiler öbürüne vermediler tüh. Yani tamam yani vermemiş olabilir ama yine de orada bir şey var. Bir ödüllendirme söz konusu. En azından değerlendirme söz konusu. O değerlendirilen adamlar arasında senin de takip ettiğin adamların olması nispeten böyle bir eee heyecan katıyor işe belki. Hani bu kadar politikanın çok dışında baktığım zaman ama dediğin gibi böyle bir durum yaşandı maalesef. Bu tabii çok büyük gölge düşürüyor. Ama bu dediğim gibi yeni değil yani bu. Evet. Nobel yeni tarihine değil. bakıldığında zaten evet. bunu çok yani örneği var. Biraz eğilimli. Evet. Evet. Hocam bilimin bu kadar domine ettiği bir mecrada bir ödüllendirme sistemi diyelim. Yani nicel olarak ölçülemeyen bir ödülün olması anlamlı mı? Yani edebi bir eser bana göre gerçekten çok kötü olabilir ama başkasının için gerçekten baş ucuna koyacağı bir şeydir ya da ona çok farklı dünyalar açan bir eserdir yani bilimsel anlamda ölç ölçebiliyoruz bazı şeyleri ispatlayabiliyoruz bu yüzden aldı diyebiliyoruz ama bu alanda pek mümkün değilmiş gibi i̇şte, geliyor bana galiba orada da Halil'in evet. dediğini yani barış ödülü de aynı değil mi yani Nobel barış ödülü var yani şimdi adamın yaptığı çalışmaları özgeçmişini falan bakarak tamam koyuyorsun ama yani orada hiç göz önüne çıkmayan tahmin ediyorum bir kamera karşısında çıkmamış bile bilmem kaç tane adamın hayatını kurtaran adam var veyahut da bir şey yapan adam var e şimdi hani geçen de konuştuk ya, evet. ödül veremeyenler sorunsalı ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda dediğin gibi ölçülemeyen bir şeyin ödülünün olması zaten anlamda değil ama. E... Yani ben hep şöyle düşünmüştüm hocam, kusura bakmayın sözünü kesin Hani e, iyi işler yapan bir kişiyi işte good enough disleksisi varmış ben yeni öğrendim. Ve evet, onun üstünden evet. gelebilmek için şiir falan yazıyormuş yani. E, okuyamıyormuş normal bu evet, evet, şeyleri evet, anlamıyormuş. Evet. Disleksi olduğu için ben yazayım da öyle okuyabileyim. Değişik bir adam. Çok değişik. 97 <gülüyor> yaşında <gülüyor> hala laboratuvarda. <yaşında. bu> <laughs> yani bu kişileri öne çıkarıp işte toplumda daha yeni gelişen beyinlere diyelim örnek olması için yapılan çalışmalar diye düşünüyorum. Yani yoksa dediğiniz gibi barış ödülü verilen bir kişi olabilir ama o yani dünyanın iyi kişisi. Bütün dünyanın barış için çalışıyor tabii. diye tabii, tabii, bir şey tabii, tabii, tabii. diyemem ben. Tabii, yani. Tabii, tabii. yani. Yok ya zaten hani bu ama ortada sadece o bu örnek yani işte bakın iyi şeyler de oluyor gibi onu öne çıkarmak için yapılıyormuş diye Yok işte öyle. Bir de arka tarafta bir de ajan da var. Evet. Hani bunu da biliyoruz. Ama yine de kim ne derse desin. Aynı Oscar ödülleri gibi. Yani ben her evet. ne kadar çok takip etmesem de. 2012 yılında mesela Argo diye bir film Oscar almıştı hocam. Hı -hı. Yani 2012 yılında çekilen bir sürü güzel film var. Ama Argo sadece İran'daki Amerikan işte elçiliğinde çalışan kişilerin İran'dan kaçışını, Hı -hı. kaçırılışını anlatan bir film yani olsa da diğer Amerika sorumlu olduğu için Oscar ona gidiyor. Evet, tabii. yani diyorum, tamam Affleck'in tamam. güzel bir film ona bir şey diyemem de hak eden o muydu bilmiyorum. Tabii tabii zaten hani geçen de konuştuk ya yani belki tekrar düşeceğim ama Oscar ödülünü anlamlı kılan bir sürü adamın zaten buna kafa yorup Oscar ödülünün verilmediği insanların tartışmaya açması yani bu da iyi bir şey. Evet. evet keşke o hak edene verilseydi ama en azından hak etmeyenin aldığı ya da hak edenler arasında en azın aldığı daha daha çok başka insanların daha çok hak ettiğini insanlara tartıştırması bile bence önemli bir şey. Hani bu dediğim gibi arka taraftaki o varsa böyle bir ajandaları ki öyle gözüküyor. E, bunu haklı çıkartmıyor bunu. E, benim memnuniyetle karşıladığımı göstermiyor ama e, ya en azından bunu bir şekilde birileri artık konuşuyor. Zaten o gün de konuşmuştuk artık sosyal mecralar vasıtasıyla saniyeler içerisinde dalgalanma hı hı. ortaya çıkıyor. Önceden gene böyle değildi. Yani sen Nobel ödülü veriliyordu, haberin olmuyordu. Gazeteyi alıyordun, orada işte ilgili bir yazar varsa görüyordun. Evet. Yoksa 15 gün sonra öğreniyordun. Tartışmalar geçmiş gitmiş oluyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi çok hızlı. Canlı yayınlanıyor. Canlı Daha yayınlanıyor. Yani bunlar, bunlar güzel şeyler. Her ne kadar arka tarafta başka ajandaları da olsa... ...insanların bunları en azından özgürce dile getirebildikleri mecraların olması... ...hasebiyle de iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocam benim de aslında Nobel'de... ...zaten Nobel'de de ben biyolojiden bahsetmiştim bir ödülden. işte oksijen döngüsünün tespit edilmesi ki... Geçen senelerde de verilmişti immünoloji denilen işte o bilimin CRISPR ve yapay zeka ile ilerlemesi artı bu biyolojik e, okumaların işte epigenetik üstüne de hı hı. bir haberden bahsetmiştim. Daha sağlam DNA verilerimizin e, okuma verilerimizin olması işte bizim bu genetiği ile değiştirilmiş canlıları hani oluşturmamızda bayağı önemli etkisi olacak diye düşünüyorum. Ben bu sene işte daha çok CRISPR çalışmaları üstüne okumalar yapmıştım. Bunun üstünde ilk insan embriyosunun klonlanması gibi şeyler yaşandı bu sene. Evet, evet, öyleymiş. Öyleymiş. hani zaten CRISPR ile genetiği editlenmiş içinde de iki tane işte kız çocuğu mu diyorlar. Gizli saklı bir gizli şeyler saklı, yapılıyor şeyler evet. Yapılıyor işte bunlar. Gizli saklı olması kötü bir şey aslında bence. Evet, evet. <laughs> hani çünkü arkadan işte hep korkusundan o Frankenstein mi çıkacak? İşte yarın bir gün virüs çıkacak hepimiz zombiye mi dönüşeceğiz? Aynen öyle. Ama benim düşünceme göre bunlar böyle gücü olan şeyler. Avrupa'daki Rönesans döneminde yaşanan işte veba döneminde Florensa'nın beşte biri sadece hayatta kalmış. Çok Hı. pis ve gittim gitme şansı elde ettim. E, Hala çok pis yani. yani nasıl e, hayatta kalıyorlar anlamıştım. <laughs> doğru ya. hocam ama Avrupa'nın işte yüzde kaçı ölüyor mesela. Evet, sadece evet. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan o İspanyol gribi denilen ya 20 milyon insan sanırım ölüyor. Yani bu biyolojik şeyler biraz da şeye kapalı bence. Evet, <laughs> böyle evet. cesur adımlar atılmaya çok cesur, çok dikkatli evet. gidilmesi gereken konular diye düşünüyorum. Ama işte o diğer türlü içinde de böyle girişimlerimiz var. Ya, bence tabii bir diğer tarafta taraflarda da oluyordur. Ama yani şunu söylemek zorundayım. E, hatta bunu konuşmuştuk bilmiyorum. Tapir kesler içerisinde var mı? Hmm. Ama e, özellikle mesela bunu söylemek durumundayım. Katar'a mesela hmm. e, yakın zamanda bir gitme gelme şansım oldu biliyorsunuz. Oradaki e, tabii maddi olanakları da ortada bu insanların. Oradaki önemli bir sorun şeker hastalığı yani çok evet. kimse dillendirmiyor ama e, yani o bölgenin böyle bir sorunu var. Şimdi böyle bir sorunu ancak genetikle şu anda belli bir aşamada hızlı o mevcut insanları kaybetmeden onların Hı -hı. E, doğal yaşamları süresinde çözebilmenin maalesef şu anda genetikten başka bir şey de yok. İşte bu da her zaman karşımıza çıkan teknolojinin diyelim, bilimin değil de teknolojinin Hangi amaçta kullanıldığını hı hı. gündeme getiriyor. Yani e, mesela sen CRISPR'dan bahsederken yine e, özellikle işte dört tane proteinin doğrudan e, işte CRISPR'daki o mekanizmayı nasıl iyice artık hani optimal evet. bir şekilde ortaya koyduğu da işte o Japon bilim adamı galiba Nobel verirler. Yani hı hı. bunlar şimdi bir araya geldiğinde ki zaten yine sen e, Tapirkes'te bahsetmiştin. 2 milyon dolara 1 milyon dolara şahsa özel. Evet. genetik çözümler üretiliyor. Yani şimdi boyutu da var. Yani Bu acaba olduğu için mi yumurta mı tavuk tavuk mu yumurta? Ee, yani bir taraftan hayır diyemiyorsun. Ben gördüm Katar'daki o durumu. Bayağı bildiğin çok ciddi ve önemli yani alın bir kaynak. Alınamaz hocam yani bunu. Merdiven evet. altında da yapılır. E tabii tabii. Artık zaten böyle bir şansın evet. da yok yani. Artık böyle bir şansın da yok. Gitti yani o şu an belli Hı. bir şeye ulaştı. E, olgunluğa ulaştı ve insanlar bunun çözdüğü sorunları vitrine koyarak dediğin gibi arka tarafta neleri yaptığını bilmeden Frankenstein mi yapıyor yoksa başka bir şey mi yapıyor? Ee, bunu ilerletecekler öyle gözüküyor. Ee, teşekkür ederim hocam. Okan bu sene hakkında senin görüşün nedir 2019? Bu sene benim en çok dikkatimi çeken en son podcastlerden birinde de bahsettiğim gibi görme yetisini kaybetmiş insanların beynine implant vasıtasıyla hı hı. görme yetilerini tekrar kazandırmaları olmuştu. Beyin implantı deyince Elon Musk da tekrardan devreye giriyor maalesef burada. Evet, yine <laughs> geleneksel konuğumuz. Geleneksel <laughs> konuğumuz. Beyin makine arayüzünü yap yapabileceğini, yaptığını ve onun üstünde çalışacağını söylüyor. O evet. bence en heyecan en verici ne Neuralink yani şu an. <laughs> evet. İşte dediğim gibi yine askeri alanda belki yapılan başka daha iyi çalışmalar <laughs> vardır ama bildiğimiz topluma açık olan. Bir ara çok takılmıştım zaten kafayı takmıştım hani insanların beynini e, girişim uygulayarak acaba kontrol edilebiliyor mu diye zamanda birkaç çalışma yapılmış. Hatta o bölgedeki insanların e, zihin normalliğini kaybettiği söyleniyor. Yani delirmek dediğimiz onu yapıldığı söyleniyor. Bu, o yüzden bu da eklenince çok dikkatimi çekmişti. Bir de son zamanlarda e, dikkatimi çeken bir kara deliğin içine giren yıldızın kayıt altına alınmasıydı. Bu da çok ilginçti. Spagettifikasyon yaşanmıştı. Türkçesi bu. <laughs> Bayağı zorlanmıştı. <aynı> <laughs> evet. Bu iki haber dikkatimi çekmişti benim. Bir de senin şeyin vardı. E... Herkes ölsün, umurumda değil. Evet, o, Üstüne... ben yoksam ne olursa olsun. Evet. Evet. Ben düşündükçe var dünya. <laughs> ben yok, o da yok. Değil mi? Ne Ömer Ayyam evet. ithamları işte Ama gerçekten. şey oluyormuş işte, onu bahsedeyim. Dünyada bazı yaşanan toplu soyların kuruması evreleri var. Şu an belki de işte en büyük dördüncüsünü yaşıyor olabiliriz diyorlar. Toplu yok oluş. Toplu yok oluşların. Canlıların pek çok türünün işte toplu şekilde ve aniden e, yok olduğu ve bir anda nesnelerin tükendiğini söylüyorlar. Özellikle işte bu gerçi yıllardır söylenir de Amerika'daki o e, tarım ilaçlarından ötürü hocam işte araların sineklerin, hmm. işte kuşların ani şekilde yaşamlarının sona erdiğini ve gelecek dönem polenleme evet, işlemini yapamadık tozlaşmayı sağlayamadıkları için veriminde düştüğünden bahsediliyor. Yani aslında canlar yok olunca mesela arı yok olduğu zaman sen yeme, yiyecek yemek de bulamıyorsun. O yüzden evet. şey olmuyor. Ya sana gerek kalmıyor. Yine aynı <laughs> iğrenç argüman. Ya, bu 100 sene sonra olacak. Söylediğine <laughs> çok pişman oldu hocam. Evet. Bu, tamam bunu bir kere söyledi ve yaklaşık 5 2 aydır evet. kare leke gibi her podcast'in sonunda tabii sen çevreye karşısın. İşte <laughs> balkonda sürekli mangal yapıyorsun gibi şeyler <laughs> üstüme yapıştı. Neyse umuyorum onu da bir sonraki sene e, kaldırırım. Üstüm. Yani linç kültürü bu maalesef. Böyle Abi, bir şey söylersen linç edilirsin yani. Ya siz yapın da aşağıya gerçekten Greenpeace'ten gelirlerse ne olacak ya yani? Greenpeace'ten gelemezler de bence. Ya onlar hakkında da kötü konuştuk ya hepsi üstüme kalır diye korkuyorum. Hani <gülüyor> <gülüyor> Hani Greta falan gelirse buraya gerçekten sıkıntı yaşarız yani. Şu an bütün oklar üstünde olduğu için o insanların. Yani işte dediğim gibi bu aslında hocam siz bizden daha yaşça ilerdesiniz hani son dönemde bu sosyal medyadaki artan işte iletişim dedik mesela Nobel evet. haberini almak için güzel oluyor ya da bir şey paylaşmak için güzel oluyor ama hatta Bilek Mirror'ın da bir bölümü vardı yani linç kültürü de bu sosyal medya ilerlediği için evet. yani artık bir de şöyle düşün bu bölümler dinlenirse ve evet, o zaman başka işte. bir yerde atıf gelirse işte burada böyle bir adam var geçmiş o zaman geçmiş olsun o kadar. aynen öyle yani Diğer iş başvurusuna gittiğinde, ya sen şu Greta'ya, Greenpeace'e atan çocuk değil miydin? Aynen. Çık dışarı. Yani geçmiş olsun. <laughs> Ama çok şükür hepsi kayıt altında. Ya değildim evet. diyemeyeceksin. Evet, değildim diyemezsin. <laughs> Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar Elif. Umuyorum benim adıma daha az yaftalandığım, daha az lakap takıldığı bir yıl olur önümüzde. Daha az hasarlı podcastler çekebiliriz benim adıma. <laughs> Söylediklerim... konu iklime gelmediğimizde <laughs> <laughs> düşmeyeceksin diye bir şeyimiz evet, var maalesef evet. onu bir kere söyledikten i̇ki sonra iki madde daha üstüne... var ama onu da artık seyircilerimiz zamanla öğrenirler yavaş yavaş evet. dinleyicilerimiz özür dilerim ee, Onlar için de yapay zekadan falan bahsettik de yapay zeka için özelleşmiş donanımlar da bu sene çok e, gün yüzüne çıktı hocam sizin de bilginiz var işte google'ın tpu dediği tensor processing unit ya da işte NPU, Neuromorphic Processing Unit gibi hatta geçen bölümleri Holonest'ten bahsederken söylemiştik işte HPU, Holographic Processing Unit yani bayağı artık işlemlerimiz özelleştiği için onlara özelliği işlemci üretmeye başladık. Bu konuda da yapay zekanın işte tabii ki kuantum süpermesi gerçekten elde edilirse ve kuantum bilgisayarlar gerçekten kullanılmaya başlanırsa buna hiç ihtiyacımız da olmayacak sanırım. Ama yapmaya çalıştığımız şey bu tensör işlemlerini hızlandırıp daha verimli teknolojiler elde etmek. Mesela bunun yapay zekanın başka bir uygulamasını biz PMRC'de aslında görmüştük hocam birlikte katıldığımız. Evet, evet. E, ee, Huawei'den Pinzu. Pinzu evet. İsmini bayağı zor telaffuz etmiştik. Evet. O bahsediyordu. Hocam yapay zeka ve haberleşme nasıl kesişiyor bize biraz bahseder misiniz? Ya orada da PMRC ardından tapir kesinde de bahsetmiştik. Ben açıkçası PMRC'den önce tabii ki yani etrafımızda çalışan arkadaşlarımız, hocalarımız mutlaka işte çalışmalarının farkındasınız ama konferansta açıkça gördüğüm şu oldu. İşte anahtar konuşmacı her kim çıktıysa değil Hı. mi? Yani siz de özellikle katıldınız. Ben de bir kısmına katıldım herkes bir şekilde yapay zekayı haberleşmeyle bağdaştırmak zorunda hissediyor. Ya bu tabii bir zorundalık mı yoksa işte popüler bilim kültürünün vermiş olduğu bir dalga mı bilemiyorum ama şöyle söyleyebiliriz. Haberleşmenin geleneksel blokları arasında e, kaynaktan hedefe verinin aktarılması söz konusu bu arada birçok biliyorsunuz işte blok söz konusu. Ya, yapay zekanın öne çıkma özellikle Peynzu'nun galiba sunumuydu. Öne çıkma durumu burada gündeme geliyor. O kutuların tamamını bir yapay zeka bulutuyla ya da yapay zeka bulutsusuyla değiştirip bunun her şeyin yapay zeka tarafından yapılabileceği öneriliyor. Bunun yönünde çalışmaların ilerlediği söyleniyor. Ama şimdi öyle bir sistemde bizde mobile communication işte mobil haberleşme sınavına yeni çıktık hocam. Evet nasıl evet. iyi miydi sınav? iyiydi çok şükür. Yapmaya çalıştık. Biz hocamız daha önce de konuk etmiştik. Evet, Güzel sorular evet, hazırlamış. Deprem bizim. sonrasındaki evet. e, aksaklığı gayet iyi anlatmıştık. 10 dakikada bayağı evet, yoğun. derslerde de öyle yoğun bir şekilde verdiği için hocam bayağı aslında uzun bir çalışma şeyimiz oldu. Evet. Ee, şimdi orada pek çok karar bloğunun olduğunu görüyoruz. Yani o oraya gitti, bu buraya gitti, şu şunu yaptı. Şimdi yapay zekada da işte bazı kararların neden alındığını, neyin neden çıktığını söyleyemediğimiz durumlar var diye biliyorum evet, şimdi. Evet. Haberleşme diyelim ben işte A kişisini aramak istiyorum. Aradığım kişi tamamen farklı bir kişi çıkarsa bunun işte çözülmesi olayı nasıl gerçekleştireceğiz? Yani yanlış bir yorum mu yaptım, yanlış mı düşündüm bilmiyorum şu an yapay zeka haberleşme yok tabii ama... böyle bir çıktısı da olabilir de benim takıldığım konu o değil. Ee, geçen e, Ali Hoca'yla bir ufak böyle bir ne diyorlar ona? Odak toplantıya katıldık. Yalnızca çok kısıtlı 10-15 hmm. tane bu konuda çalışan hocayla bir arada. Ee, sağ olsun bizim de görüşlerimizi aldılar. Ali Hoca orada çok güzel bir şey söyledi. Ee, denklemini yazabildiğim bir şeyin yapay zekası denklemini yazabildiğin şeyden iyi çalışmaz gibi. Güzel bir böyle tam ifadesi bu değil ama. <laughs> Hatta oradaki hocalar not aldı falan filan. Ee, şimdi böyle bir durum var. Ee, haberleşme kuramında ya da haberleşme teknolojilerinde kullandığımız birçok bloğun ...girişini çıkışını neredeyse optimal düzeyde yazabiliyoruz. Ya Bu noktada yapay zekaya ne kadar ihtiyaç var sorunu açıkçası belli. Ancak problem bence yapay zekanın şu an öne çıkma nedeni... ...demin senin söylediğin konuya da bağlantılı olarak... ...sürati yani çok iyi eğitilmiş, çok iyi öğretilmiş... ...ya da bir şekilde bunu çok iyi başarmış bir kutunun senin şu anda ileri işaret işleme yöntemleriyle ya da kestirme yöntemleriyle elde ettiğin sonuca çok çok benzer bir şeyi çok çok kat kat hızlı elde edebilmesi İşte demin senin de bahsettiğin özelleşmiş işlemciler de gündeme geldiğinde tahmin ediyorum yapay zeka'nın önüne çıktığı yer burası olacak benim en azından şahsi fikrim bu yoksa biz bu soruyu biz bu sorunu yapay zekayla da çözelim gibi bir kaygı zaten yok çözülmüş o sorun yapay zeka buna hız konusunda önemli bir katkı sağlar sağlayabilirse bir de yine senin demin dediğin konu var yani işte XAI dedikleri yani açıklanabilir yapay zeka. Yani bazı durumlarda da biz bunu çok da istemiyoruz ya da bir kütük tutulmasını istiyoruz. Yani neden böyle bir şey yaptın? Yani bunu biz anlayamıyoruz. Belki gerçekten çok gelişmiş bir yöntemi bizim bilincimizin dışında ortaya koymuş bir yapay zekadan söz edeceğiz ama ya ben bunu anlamak istiyorum dediğinde bunu anlatabilmesini de istiyorum yani. Şimdi böyle bir durumda yine eski ekole, eski okula geri dönmek gerekecek galiba. Şu an Dediğiniz gibi işte yapay zekanın pek çok çalışması yapıldı hocam işte herkes aa dedi işte yaşlandığımızı falan gördük. Ama işte AI kışı denilen işte yapay zekanın tekrardan bir duraklama dönemine girmesinden falan bahsediliyor. Evet, evet. İşte geçen okuduğum bir yazıda mesela adam şey diyordu yani bir fotoğraf veriyorsunuz elmaya da armut diyor. Ama bu elma da değil armut da değil demiyor. Yapay evet. zekada sıfır yok biz daha henüz evet. yani orada sıfırı keşfetmemişiz gibi bir şeyler yazmıştı. Aa dedim ben hiç böyle düşünmemiştim yani çünkü evet. cidden verdiğiniz zaman yayılmadı diyor, armut diyor ama evet. e, üçüncü durumun e, var olmasını istiyor o, o çalışmada aslında. Ya zaten bir süre sonra e, yani şu anda insanların üzerinde çalıştığı hatta e, demin sizin bahsettiğiniz konuda araya girmedim ama yani gelişmelerden benim de ilgimi çeken biyolojik olanlarından bir tanesi biliyorsunuz işte e, memeli beyninin işte frontal Hı -hı. korteksinin bir milimetre küpü yanlış bilmiyorsam evet. alınıp tamamen bir devreyi indirgendi ve oradaki işte sinaptik bağlantıların normal giriş çıkış e, cinsinden yazılması söz konusu oldu. Şimdi böyle bir durumda şu sorun karşımıza çıkıyor. E, i̇şte Turing testinin genişletilmesi. O gün zaten yine evet. Tapir keslerde de bahsettik. Şimdi böyle bir durumda, e, böyle bir durumda bizim e, karşı tarafın en uygun yanıtı kararı verdiğini ölçebilecek bir düzeyde olmamız gerekiyor. Ancak biz bu durumda değiliz. Evet. Yani yapay zeka işte bilinç, verdiği kararın uygunluğu, uygunsuzluğu ya da neyse. Ya bunu ölçebilecek elimizde bir metrik yok. Belki bu konuda da önemli çalışmalar olabilir. Dolayısıyla soruna geri gelecek olursak yani PMRC'de herkesin yapay zekayı bir şekilde haberleşmeyle bir araya getirmeye çalıştığı bir ortam söz konusuydu. Doğru. İşte görünür ışık falan da bayağı önemliydi. Ee, ama e, yani bunu ne kadar yapabiliriz? Bunu yapmak ister miyiz? Yaptığımızda elde ettiğimiz <laughs> şey her zaman en iyisi mi? Bu tabii hala yani şu an aslında olursun. biraz daha yapay zeka uygulamalarını blok olarak alıp koyabilmeye başladığımız için hocam siz da direkt alıyorsunuz ve evet, evet. hani ya, içeriğini bilmeden kutu olarak koyabiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ve bu da insanlara kullanma imkanı sağlıyor. İnsanlar bunu oyuncak gibi oynuyor aynen yani. Öyle, aynen öyle. O yüzden pek çok senaryoya deneniyor. Çoğunda da başarısız olacağını düşünüyorum ben yani. Zaten e, yine Tapir keslerin bir tanesinde vardı. İşte Google'ın e, teorem kanıtlayan Hı. robotu ya da işte yazılımı He, her zaman. neyse. Hı, -hı. Ee, yani bunun bir örneği insan zihninin bilgiyi işlemesiyle şu anda bizim kullandığımız teknolojide yapay zeka adını verdiğimiz hı hı. yöntemde işte o sinaptik bağlantıları emüle etmeye yarayan mekanizmanın e, birebir ve örten olmadığını görüyoruz yani hı. benzer şekilde çalışıyorlar ama aynı çalışmıyorlar. E, bu, bu belki bu sorun açılabilirse belli bir yere gelebilir ama yani haberleşme için önümüzde çok uzun bir yol olduğunu söyleyebilirim ve ben de şunun farkındayım. Yani bir sürü sorunu yapay zekayla çok iyi çözdüğümüzü iddia ediyoruz ama aynen senin dediğin gibi karşısına yeni çıkan bir Hı -hı. olguda verdiği kararın bizim başımıza neler açacağı hakkında öyle bir şu anda bir durum yok. Evet haberleşme bunun en zararsız alanı. Yani oradakini evet. yanlış kestirsen ne evet. olur? iki tane biter ama e, başka alanlara uygulanması da yani, sınırımı görüyorum. Otonom sürüşte evet, işte evet evet. Bu kadar bu kadar serbest olamayacağız galiba doğru doğru. Benim merak ettiğim konu şu hocam şimdi, şimdi yapay zeka diyoruz ama aslında bu tam olarak işte yapay zeka değil yani makine öğrenmesi ve işte görev odaklı. Yani tam olarak genel bir zekadan bahsetmiyoruz. Dünya genel bir zeka oluşturmak istiyor mu, o yönde gidiyor mu yoksa bunu biz hep görev odaklı kalmayı mı istiyoruz? Yani ben şu anki şeyde bir işte heyecan var. Artificial General Intelligence işte bunu evet. başaracağız. Evet. Ama genelde çalışmalar hep yani bir iki tanesi ona yönelik daha ciddi atılan yani çünkü öyle öyle bir şey başarabilmek için daha teoremini işte biyolojiyle bağlantısı falan sağlam oturtup ciddi çalışmalar yapmamız lazım diye düşünüyorum. Sizce bu görev özelinde gitmeye devam edecek önümüzdeki 10 yılda yoksa daha genel bir çerçeve ulaşabilecek miyiz? Ben ben e, ikisinin de ilerleyeceğini düşünüyorum ama asıl insanların kontrolü asla elinden bırakmamaya özen gösterecekleri bir çerçeve içerisinde gideceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde bu tutucu bir tavırla yani buna bilimsel tutuculuk diyebilirsin ama insanlar genelde hı hı. E, fişi çekme eğilimi olan yaratıklar. Yani çok ileri gittiğinde <laughs> e, fişi çekebilmeyi hala isteyeceklerdir tahmin ediyorum. E, ama tersi mutlaka olacak. Bilimsel camiada mutlaka her zaman olmuştur. Merdiven altında da olsa bunu başarmak isteyen, bunun yönünde ilerlemek isteyen. Ancak bu ne tabii ne kadar gün yüzüne çıkar, hı hı. bu gün yüzüne çıktıktan sonra bu ne kadar uygulanabilir olur. Bunların hepsi tartışma konusu. Böyle benim açıkçası merak ettiğim konu, Demin senin de söylediğin işte o yapay zekanın seviyeleri var, yapay zekanın sınıfları var. Bu yapay zeka sınıflarından hala bir sürü olanın bence senin söylediğin gibi kısa vadede çözüm odaklı, belli bir soruna Hı -hı. özel olacağını düşünüyorum. Bu nedenden ötürü, politik nedenlerden ötürü yani. Ama Hı -hı. insanların bunu çalışmayı bırakacaklarını düşünmüyorum. Teşekkür ederim hocam. PMRC'den bahsetmişken bizim düzenlediğimiz işte organizasyonu yapmaya sağladığımız bir SST 2019 konferansı vardı. Evet. Ondan da kısaca bahsedelim. SST Signal System Sent Devices diye evet. geçiyor. Biz Tüceli İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin içinde düzenledik. Yaklaşık e, 200'den fazla, 200'e yakın evet, katılım oldu olduğu ve dünya geneli bir konferans. Hani, evet. e, orada bizim dünyanın pek çok yerinden araştırmacılarla tanışma imkanımız oldu. E, bu konferansı işte şeyi de görmüş olduk lisans döneminde. Bir konferans düzenlemek <laughs> ne demek? Kimler yoruluyor, nasıl organizasyonlar yapılıyor, neler yaşanıyor o sürede. Güzel bir şeydi. Ali Hoca sağ olsun bayağı sağ olsun, uğraştı. Evet. Evet. Biz onu yani yaptığı için belki yüzde birine falan yardım edebildik evet, ama evet. yine de güzel bir tecrübeydi yani bizim için. Çok önemli bir tecrübe. Yani ben açık söyleyeyim. Ben lisans öğrencisiyken bu tarz konulardan hatta bir haberken öyle düşünelim birisinin size doğrudan işte sonuçta bir IEEE konferansı, sonuçta uluslararası, hı hı. sonuçta kaçıncısı düzenlendi? 17-18 falan da herhalde. Evet. Böyle bir şeyin içinde olmak, buna katılım göstermek, bilimsel katkıda bulunmak ve daha önemlisi konferansın dediğiniz gibi hemen hemen her aşamasında olmak. Yani taşınmasından sunumuna, sunumundan lojistiğine, lojistiğinden insanların taşıdığı e, taşıdı işte e, yaka kartlarına e, kadar evet. her sürecin içinde olmak aynı sertifikalar ya çok önemli süreçler ufak gerginlikler, Kimler, kimler verildi, çantalar ne <laughs> evet, oldu? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yere o parayı getirdiler. yere vurulan dosyalar, <laughs> yere içilen kahveler, çikolatalar <laughs> evet, evet, makine evet. üstüne. Evet. Yani bunlar bunlar çok önemli Yani deneyimler. şey de öğretiyor hani takım olarak çalışmada bir iletişimin ne kadar tabii önemli ki, olduğunu tabii öğretiyor ki, tabii ki. Hocam Biz de, biraz orada sıkıntı yaşadık. Ya bir yanınızdan geçen birisi hani simayı tanımıyorsunuz, adını duymuşsunuz ama Aa, o muymuş hani selam vermeden geçtim ya da işte ters hareket yapmışımdır yapmış <laughs> mıyımdır çünkü gidip az sonra selam vereceğim siz bu diye. O değil ben şey ee, soruyorum e... Yani o bir sorun yani konferansa <laughs> gelen kişiyi tanımamam bir sorun evet. gerçekten. Ee, konferans okul kampüsü içinde olduğu için bazı oturumların özel sınıflarda büyük sınıflarda yapılması gerekiyordu işte. O sınıflarda ders olan hocaların öğrencilere daha öncesinde o sırada evet. ders olmaması evet. bildirmesi gerekiyordu. Ya biz gidiyoruz diyoruz bakın burada konferans evet. yapılacak. Evet. Diyor, 7 hafta derse bir dersi burada işliyoruz şimdi bu hafta mı gidecek diyor. Evet. Evet. Okan'la yanımda oydu o sıra işte <laughs> biraz sabretmek zorunda kaldık. Ya, önemli. <laughs> Terasta birisi kahvesini almış bir şeyler yazıyordu. Bir de başka birisi de ondan bağımsız olarak böyle hani hapishanede deriz ya volta atıyor. İleri geri gidip geliyordu. Bir şeyler sordu bana. Daha sonra anladım ki o iki kişi arasında bağlantı varmış ve biri onun korumasıymış. O da e, yazı yazan kişi de Bitcoin'in e, bulucusu ya, evet. olduğunu evet, söyledim ama biraz ya, duyarsa sıkıntı olabilir. <laughs> ve o çok ilginç mesela konuştuğu İngilizceyi anlamamıştım. Ayıp olmasın diye kafa sallamıştım ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Çok ilginç bir aksanı vardı. Birebir de bir soru sormuştum. Çok ilginç bir tecrübeydi yani. Ben ya herhalde ben bir daha hayatım boyunca gibi... göremeyeceğim. Yani. E, gerçekten anlattığın çok... kadarıyla biraz yani Alınmasın diye ama show odaklı olduğunu hissetmiştim yani. Yani adını soyadını yazınca e, bulucusu olarak gözüküyor ama işte o, o konuda şaibeler var. Ben de i̇şte araştırdım. lira borç istesek vermez şimdi Bitcoin'in sahibi. <laughs> benim adamlık ölçütlerinden Ya da sonra bekler yani <laughs> Bitcoin'i değeri düşünce <laughs> verir sana borçunu. 50 lira borç istesem verir mesela güzel bir ölçüt benim için. <laughs> evet. <laughs> uluslararası bir filtre halini bildiriyorsun Bir insan Elon Musk geliyor, 50 lira verir misin? Tabii borç işte. Borç. Yani onu fakir etmez, beni zengin etmez. Ortada saçma sapan bir sadece gönlünden de kopuyor da öğrenmiş oluyoruz. <laughs> Neyse işte senin filtrenden <laughs> bağımsız benim mutlu olduğum bir <laughs> konuşma gerçekleşmiş. Ben görmedim onu ya aslında. Biliyorsun daha önce. Evet. Gi girişimlerim Hı -hı. olmuştu o konularda Hepsi iflasla sonuçlansa da. Ben de PYMERS'de mesela Herald House'ı göremedim yani. Merak ediyorum. Birkaç kere sunumunu izlemiştim TEDx'de. Evet. Şey, Mesela öyle bir haberleşme konusunda. Çalışmaya çalıştığım için. Senkronizasyon sunumu. Osiloskopla senkronizasyon. Evet, evet. Alıcı olmadan senkron olabiliyor ya ben <laughs> gözüyle <plekans. gülüyor> ben ben şey konusuna takılmıştım yani SSD'yı e, bu arada şey de söylemek lazım yani belki takipçilerden merak eden vardır çok uzun sürdü IEEE çıkması evet. yani bu başlı başına bir sorun bu mesela organizasyonun hala bitmediğini gösteriyor evet. yani yaptık ettik çok şükür işte Ali hoca sağ olsun başta en başta en büyük emek onun e, ama yani konferans kitapçının hazırlanmasından işte onların biliyorsun işte LaTeX falan filan hepsi evet. bir arada ee, yayınlanmadı ve insanlar şeyi sorup duruyor yani niye gitmedi? Ya bu senin dışındaki bir süreç. Bütün her şeyi elektronik ortamda yapmışsın etmişsin ama bir de e, işte yayınlayan organizasyon IEEE bu durumda kendi süreçleri var ve bitmiyor ve <laughs> SSD 2020'nin tanıtımları ve makale gönderilmesi başlamışken 2019'un 2019, IEEE orada <laughs> çıkması da çok ilginç bir anıydı. Hani belki takip eden olursa söylemekte fayda var. E, çok geç oldu yani bizim o konu o taraf hakkında pek bildiğimiz yok hocam ama genelde IEEE kaynaklı sorunlardan dolayı mı böyle oldu? Ya biraz açık konuşmak gerekirse bizim kendi süreçlerimizin de buna katkıda bulunduğunu söylemem gerekiyor. Ancak yazışmalara bakıldığında Hı -hı. evet bir gecikme var ama bu kadar uzun olmamalıydı. Ama Hı -hı. işte bu tabii şöyle bir durum var. Yani yabancı biliyorsunuz Türk kültürü var. Getir hallederiz den ziyade adam diyor ki senin diyor bunu diyor bana verme aralığın şu. Sen bana bunu vermezsen seni şöyle bir kuyruğun en arkasına koyuyorum diyor. Hı hı. Tahmin ediyorum böyle bir durum var. Yani hı. bir aksaklık var bizden kaynaklı ama o aksaklıkta önümüze geçen unsur sayısı beklediğimizden çok oldu haklı hı. olarak. Yani işte bu böyle bir sorunla yani, karşımıza çıktı yani. Direkt kendimizin düzenlediği değil ev sahipliği yaptığımız bir organizasyon olduğu için hocam SSTV'de de yıllardır düzenlenen bir komitesi vardı sanırım. Bunda. Evet evet. Yani bunun... da iletişim kurmak, işte o onaylatmak, almak, etmek. O... Yine de hızlı oldu. Ben mesela e... açık konuşmak gerekirse beraber çalıştığımız <laughs> arkadaşların performansını bu noktada çok açıkçası takdir etmiyorum ama e, yine de yine de hızlı oldu. Yani biz daha İstanbul içerisinde birçok şey halletmişken e, neden bilinmez? IEEE Explore süreçleri biraz aksadı. Bu aksamanın da yazışmalarımız da ortada. Biraz böyle gerçekten yani standart bir konferansın çok evet. çok üzerinde. Yani bir nereden baksan bir 5 ay 6 aydan bahsediyoruz. Yani evet. normalde IEEE'nin kendi şey yani süresi 2 ay falan Ben yeni yükledim. Tabii yani. 6 yani. aydan fazla olmuş değil mi? Biraz daha geriye gitmiş olacağım ama İTELKON 2017'de böyle sorunlar yaşanmamıştı. Hatırladın Yaşanmadı mi? evet. Değil mi? Evet. Yani. İtalcon 2017 İtalcon nispeten ama daha direkt bizim sahibi olduğumuz Evet hem sahibi de olduğumuz de... hem düzenlediğimiz. Ya orada tabii de... biraz şeyden faydalandık. Yani senin de bahsettiğin gibi imza alınacak adamların hı hı. bir arada olduğu sürede halledilemeyen işlerin hı. dünyanın değişik bölgelerine dağılınca işte biliyorsunuz araya yaz tatili girdi. Evet, Ve yaz tatili evet. biliyorsunuz yani coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor. Amerikalı bunu belli bir kısımda alıyorken ortadoğu kültüründe hı hı. biraz daha farklı. Hı. Ve, ama yine de yani diyorum ya o arada o iki aylık bekleme çok daha hızlı halledilebilirdi. Nasip olmadığı SST'yi maalesef çok bekledi yani. İtalkon dediğin gibi bence bu konuda önemli bir başarı. İtalkon çok hızlı yani hatta geçen hocalarımızdan bir tanesi belki hatırlarsınız ben size danışmıştım. İtelko'nun kitapçığını alalım da indirelim de Muhammed evet, Hoca'nın evet. bir tanışı. Çok hızlı erişip hemen verebilmiştik. Yani bunu SSD'de düşünsene daha yeni yapıyoruz. Springer onayıyla evet, e, evet. kitap haline gelmişti evet, hocam evet, değil mi? Evet. Basıldı, in geldi. basıldı, geldi, evet, geldi evet, dağıttık, evet, kütüphaneye dağıldım. verdik. Bu aksaklıkların yaşanmasına rağmen bizim için hani güzel bir şey hocam bu süreçlerin nasıl işlediğini, neler yapıldığını, nelerin yapılmaması gerektiğini gördük mesela e, konferansa çağırdığınız kişinin e, konferansın ilk günü konuşma sırasında sürpriz bir etkinlik çıkarması durumunda geceleyin evet, evet. uyumamak ve <laughs> evet, evet. E, bütün gün sabaha kadar şoförlerle konuşmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden evet. çağıracağınız kişiye biraz daha <laughs> dikkat etmeniz gerekiyor. onu iyi sonra. hatırlattın. <laughs> o gerçekten bence kitaplara bir şekilde talep not alınması gereken bir olay yani konferansın daha birinci günü bütün planlanmış organizasyonu evet. ortada ikiye bölen <gülüyor> <İstanbul'dan> <gülüyor> Kızıl ikiye iki gibi. gibi, evet, yani çok tuhaftı. <laughs> Ama şey güzel yani, Allah onlara razı olsun. Razı hocam. olsun evet. evet. Ee, şoförlerden razı olsun hocam. Biz... Ben o etkinliğin kendisinden de razı olsun <laughs> diyorum. Çünkü bir süre sonra şu oluyor, yani <laughs> insanların evet, insanların insanların neler yapabildiğini görüyorsun ve bu yaptıklarında gerçekten hani böyle biraz. Yabancı kültüre aykırı ama Türk kültürüne bunu sahip çıkmak için yaptı. Hı hı. Yani konferans ikiye bölündü ama güzel bir şeydi. <laughs> evet. Baltayla baya böyle bildiğin. Ee, hani duydum da o vay lan dedim bunu yapabiliyorlar mıymış? İşte hemen alındı biletleri yani alındı, ilginç, servisler ayarlandı. Ilginç. Asıl arkadaş da işte Özgür abiyle bizim o iletişimin sağlanması için biraz uğraştığımız için hani gece üçte servis şoförün arasında adam bana küşür etmemişti yani o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam kardeşim ben sabah halledeceğim evet, dedi halledeceğim. ve kapattı. Evet, oldu. Sabah sorunsuz herkes alındı gitti. Evet, güzel evet. bir şey olmuştu. Onun haricinde biz Teknofest'te grup olarak katkıda bulunmadık ama ziyaret etme imkanımız olmuştu hocam. Teknofest'te ülkemizin düzenlenen aslında bayağı destek sağlayan güzel bir organizasyon diye düşünüyorum şimdilik. İleride ne olur bilmiyorum ama... Biraz orada şey. da e, yine gene konuşmuştuk. Biraz e, hani biz haberleşmeci olduğumuz için Hı -hı. hani elimizdeki her şeyi e, çekiç olduğu için çivi gibi görüyoruz ama ya odak biraz daha genişletilebilir. Ben de çok memnunum. 7 milyon sirkülasyondan bahsediliyor. Hı -hı. Gerçekten çok önemli bir etkinlik ama ya odak biraz daha genişletilebilir. Tabii ben bunu organizasyonun hiçbir tarafında olan birisi olarak bu kadar kolaylıkla söylüyorum. <laughs> Belki o, o da epsilon kadar genişlettiğinde karşına çıkan sorunlar evet. bunun kaç katı olacaktır ama yani yine de e, biraz işte roket ağırlıklı galiba işte eee söz konusu yani aslında biraz da mekanik ağırlıklı. ama ağırlıklı, yani mekanik ağırlıklı mekanik, yani. Evet. E tabii bir de onun kendi kısıtları var. Yani sen işte yeryüzünden hmm. belli bir yükseklikte çıkartmak evet. için onun kendi yani regülasyonları oluyor. işte katılabilir miyiz katlamaz mıyız diye biliyorsunuz hocam bir evet. düşündük. Bir düşünüldü evet. Ettik ama ondan sonra hani elektrik elektronik ve rokette tamam olabilir ama o işte havada gitti, paraşütü açtı, geri indi şöyle Tabii ya yani başarı kıstası şey... olunca bir anlamı evet. kalmıyor. Hani... Yani senin için bir bir bir, bir bir çıta olmuyor orada yani aşman gereken bir çıta. çünkü senin alanın değil. Ee, yani böyle bir durum var. Hani haberleşme konusunda insanlar da ne kadar serbest bırakabilir orada ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi yani ben oturduğum yerden bunu konuşuyorum. Yani mini uydu yarışması var sanırım hocam. Sadece işte kendileri bir dronla çıkartıyorlar. Oradan reklam alıyorlar. Evet işte aşağı kadar canlı şekilde görüntü işte şu kadar piksele bu kadar piksel göndermesi. Ve sağlıklı inmesi galiba. Sağlıklı inmesi gerekiyor diyor. İşte GPS'i şöyle vermesi lazım diyor. Bugünkü haberle de hocam ben elektrikli arabanın bir sonraki seneler önümüzdeki senelerde daha çok e, çalışmalara nasip olacağını düşünüyorum yani. Çünkü ikiye üçe katlanır bence arabaların sergilendiği alan. Teknofest'teki elektrikli araba. Evet başlasın. evet ya bugünkü haber tahmin ediyorum birçok insanın çalışmasını olumlu etkileyecektir. Durduysa devam ettirecektir. Devam ediyorsa uzanmasını sağlayacaktır bence hocam. Ya i̇nşallah inşallah. Biraz tabii çok çok dallı işte multidisipliner dedikleri hı hı. bir evet. alan olduğu için biraz insanları açıkçası bir araya getirmekte yani organizasyonel sorunlarla uğraşması açıkçası sorunun kendisi haline geliyor yani. Yoksa bireysel olarak yapabileceğim bir şey değil yani. Oturun ben şunu yapayım dediğinde sadece 10 satır kod yazsanız bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sizin Teknofest'te değil mi? 10 evet. satır kod önemli bir sanırım eşikti. <laughs> 10 altındaki kodlar kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor bizim arkadaşlarımız tarafından evet. maalesef. <laughs> 2019 senesinde biz de Teknofest gibi yarışmalara katılmamış olsak da kendi sorunlarımızı çözmek için kendi yaptığımız işte siyasi makinemizle kendi devrelerimizi basıp devre düzeyine inip hani fiziksel dünyada da nasıl gerçekleştiğini görmüş olduk bir iki tane kendi çalışmamız var bu konuda. Evet, evet. Analizi yapılacak, sen 100 alan kişi olarak analizini ha, evet. yapman gerekiyor, onu ona atlamayalım. De, evet. <laughs> Kayıt altına devre alırsın. Devre analizi dersinden yüz alan evet. kişi olarak da analizini yapmam gerekiyor. Ya, tabii mesela orada herhalde çıkartılması gereken en önemli ders, yani ben kendimi de başa koyarak bir şeyin devre unsu, devre ortamına indirilmesi, senin onun bir kara kutu olarak işte bir girişin, bir çıkışın Hı -hı. neyse amacı kullanıyor olman demek aslında arka tarafta çok çok başka mühendisliklerin yapıldığı anlamına geliyor. Yani bir indüktansın ne kadar önemli olduğunu, öyle değil mi? topraklamanın evet. ortaklanması, ortaklanmaması, nerede ortaklanması gerektiği, lehimin nasıl yapılması gerektiği yani bunlar aslında çok önemli o deneyimler. Hekarefi yapan kişi vardı sanırım. Evet. İsmi Osman da tam evet. soy ismini hatırlamıyorum. Evet. Onun videosunda mesela şey diyor hocam. Sinyalleşme artı işte besleme artı groundu katmanlarda birbirinden Katmanlar ayırmamız lazım, lazım. lazım. evet. evet. Yani biz şu an tek kat çift kat basabildiğimiz tabii, tabii, için biz biz, biz onu e, yapamıyoruz, yapamadık şu anda. ama dediğine göre öyle yapılması gerekiyor Ama yani o, bunları... onun etkisini görmek <laughs> bile çok önemli bir deneyim yani hani e, ya sadece ground'u ayırdığımızda tabi bunu etki. bunu gördüğün zaman bu bir daha unutulmayacak bir şey anlamına geliyor ve sen bunu artık biliyorsun ama <laughs> standart devre teorisinde Oraya ground'u işte çizip işte burada Hı -hı. şant var ya da ground var deyince iş bitmiyor yani gördüğün evet. gibi. P-spice çözmüyor aslında. P-spice çözmüyor maalesef. Cengiz Hoca'ya selam olsun buradan. <laughs> Sistemin frekans cevabını oturup evet. <gülüyor> <gülüyor> gelişmiş bir P-spice kullanarak yapmaktansa. Ben yaptım hocam sonsuz araksa bir şeyler yanlış galiba dedim. Sanırım analiz yanlış yapıldı yani. Feedback yardım loop... etmiyor da kendisi değil mi? Yani <laughs> Yok, da maalesef. Feedback loop olmadığı için. Evet, yani. Feedback loop olunca yardım <gülüyor> ediyor. <gülüyor> <gülüyor> o pampu diyor bu şekilde kullanırsanız ben analiz etmiyorum diye. <laughs> evet Okan'a bir düşman daha eklendi hocam. <laughs> 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 <Yok, o kadar gülüyor> Senin zaten düşmanın da işte neydi? Gereksiz parametre miydi? A, A, yani aptal, evet, evet, aptal, aptal parametre. Evet aptal bir parametre. Evet. O da üstüme o, o, Cengiz kalan. Bir, şimdi piece güzel... ben dile getirdiğim için şimdi ben de artık üstüme kalan bir şeye sahibim. Ama Cengiz Hoca biz sever diye düşünüyorum <laughs> dinletirim ben merak etmeyin <laughs> <laughs> hocam şu arayı bir dinlersen benim için <laughs> arkadaşların sınavını okumadan önce mümkünse evet o zaman podcast'i bir sonra finallerden sonra finallerden yayınlar, sonra yayınlarsanız çok, evet yani tiktik, bana bana tiktik kaba tiktik. halini bile göndermeyin <laughs> sınavlar okunduktan sonra <laughs> bütünlemeyi de bekleyelim de belki <laughs> bir ihtimal ee, onlar içinde diğer çalışmalarımız işte katkı sağlamaya çalıştığımız projeler adli bilişime istek çalışmalarıydı. Adli bilişimde aslında e, bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya e, adli bilişim sektöründe çalışan Türkiye'deki şeyde İstanbul'daki pek çok firma katıldı. Yani bunun kendi aralarında da ilginç bir iş dinamiği olduğunu öğrendik hocam. Yani o onu seviyor, o onu sevmiyor, o, o gelirse ben gelmem bu gelirse ben gelmem. Sonuçta hepsi geldi. Evet. Bu bir başarı o zaman. Büyük bir toplandı. Sonuçta. Evet. Bayağı uzun sürmüştü hatta. Çalıştığı için hazırlanan süreden bir, bir iki saat rahat fazla çalışıldı. Ve bazı kararlar alındı orada. Onun haricinde halk eğitim çalışmaları yürütülüyor adli bilişimde. Bu adli bilişim konusunda biraz daha halkı bilgilendirebilmek adına. İstek konusunda... İstek konusunda yine başta Ali Hoca olmak üzere e, tapir olarak orada yine önemli mevcudiyet aslında gösterildi tabii. Yani Ali e, hem teknik hem lojistik olarak katkıda e, bulundu. Ben sadece lojistik anlamında bile belki çok az katkıda bulundum. E, ama açılışına katıldım. Gayet iyiydi. E, bu sürede e, ana haber bültenine Muhammed Hoca e, demeç verdi. Onun hemen arkasından yine bir canlı yayın oldu. E, ben oradayken nasıl? Sağ olsun Ebu Yusuf. Güven var hocam. Evet Hocamız, Ebu Yusuf bize de pek çok destek sağlıyor. Sağ olsun sağ yani Ne zaman söylesek yani tamam diyor hallederiz geliyor. Bu arada e, demin söylediğin konuya ek olarak hani hem devre hem analiz konusunda orada ben anlattım ya tapir kestim başında da yani e, oraya gittim. Orada kullandıkları cihazları ve şu anda Hı -hı. yapabildiklerini görünce e, orada bir, e, bir bilgi akışı, akışı oldu. Yani onlarda biraz haberleşme konusunda bazı sıkıntıları varmış. Şimdi biz de orada biraz daha sahada olacağız. Öyle gözüküyor. internet olduğu için onlar da devreye yakın çalışıyorlar. Devreye onlar. yakın çalışıyorlar. Hatta işte bu konuda bir elektronik mühendisi arkadaş var. Hı hı. Bayağı aktif çalışıyor. Çalışmalarına da baktık. Hatta işte en sonunda bir tane HCRF kullanarak da başka bir analiz de yaparlarken ben de birkaç bir şey söyledim. Belki faydalı olabilir diye. Açılışta da yine TRT Haber yine vardı. Yani bence bence çok iyi gidiyor. Önemli gidiyor. Hatta ben orada öğrendim. Zaten şu an aktif olarak müşterileri de var. Yani zaten projenin kendi içerisindeki hı hı. müşteri grubu var ama yani orada yapılan çalışmaların gün yüzüne çıkmasıyla hemen anında orada büyük bir gereklilik söz konusu. Hemen anında orada birkaç müşteri de galiba gündeme gelmiş hemen öncesinde. tahmin ediyorum çok hızlı ilerleyecek hoca orada Muhammed hoca. dediğim gibi Ali hoca zaten projenin yürütücüsü, yürütücülüğünde yardımcılık görevi var hem teknik hem dediğim gibi lojistik anlamında bayağı ilerliyor e, ve gerçekten güzel bir durum söz konusu bilmiyorum bunu burada paylaşmam söz konusu mu ama e, bir takım e, ev cihazlarının içerisindeki açıklar kullanılarak <laughs> ve bu açıklar e, firmaya iletilerek şu anda zaten önemli bir yol alınmış durumda. Tabii belki dediğim gibi bunu benim burada açıklamam doğru olmayabilir. Hani isim kullanmıyorum o yüzden ama önemli açıklar. Yani gerçekten insan bunları duyunca hem biraz tedirgin oluyor hem de çok mutlu oluyor. Yani bunu böyle bir bizim de nispeten kenarından köşesinden tuttuğumuz bir laboratuvarın yapabilmiş olması bizi mutlu ediyorken bunların böyle açıklarının olmasını bilmek de biraz ürkütücü. E, kastı hocam. Yok yani, kastiyi değil yani gibi yok yani, hayır, hayır 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 yani, Kasti olsa kastı olsa böyle bir Aa, bizim böyle bir açımız varmış demezler yani hmm. hani, çünkü Anladım. zaten proje'nin amacı bu evet. kastı yapanı vardır ama hmm. bu proje özelinde bunu yapanların kastı yapmadığını biliyoruz zaten proje'nin amacı bu bir önemli ayrıntıda yine orada öğrendim bir sonraki adım bunu standartlaştırmaya gitmek hmm. ve tahmin ediyorum istek bu konudaki bir numara. E, bütün kamu ihalelerinde kullanılacak inşallah cihazların özellikle güvenlik testlerinde işte şimdi özellikle Hı -hı. işte nesnelerin interneti bağlamına sokulabilecek bütün cihazların akreditasyon için istek zaten şu andaki tek organizasyon. Evet, evet. Hani böyle bir dediğim gibi yapının içerisinde olmak bizi mutlu etti, gururlandırdı. Yani bir işbirliği sonucunda e, araştırmalar yapılıyor değil mi hocam? Yani tamamen bağımsız bir firmanın ürünleri değil de İstek laboratuvarıyla anlaşması olan firmaların ürünleri üzerinde incelemeler, araştırmalar. Bir süre sonra evet şu an öyle ama bir süre sonra istek bunu e, aynı bizde siz tabii yaşınız belki yetmez. Rütük vardı, evet. bandrol vardı, TRT bandrolü vardı. Her eve soktuğun televizyonun ya da radyo alıcısının ya da işte kasetçaların arkasında bir bandrol vardı. Sen bunu devlete ödemek zorundaydın. Yani bu ne demek? Ben bunun şu onayını verdim. Ödüyoruz. Aynen öyle hala ödüyoruzdur. Bu artık istek olacak yani. Böyle bir cihazın evet. burada onayı yapılmadan senin evine girmesi tamamen senin sorunun. Burada bir açık olursa tahmin ediyorum bu artık <laughs> e, devlet otoritesinin dışında bir şey olmuş olacak. Bu önemli bir şey yani. Yani ist istekte İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılıyor evet, değil mi evet, hocam? Yani evet. Bu desteklerinde işte araya gitmediğini görmek ve bu olduğunu görmek güzel bir şey. Güzel bir şey. Orada dediğim gibi yani katılım gerçekten çok üst düzeydi baya önemli katılım oldu yani ben konuşmaların tamamını dinleme şansı elde ettim İnşallah işte yakında da kendi basında biz bölümünde web sitesinde yayınlanır diye düşünüyorum orada verilen mesajlar da çok önemliydi ve bunun bir üniversite bünyesinde olması da önemli yani bunu standart bir dışarıdaki bir organizasyon yapmıyor bunu bir üniversite yapıyor İşte kendilerinin ortaya koyacağı tahmin ediyorum akademik çalışmalar da bu yönde ki demin de bahsettik işte Portekiz'deki Ortiz'de. makaleler bunu gösteriyor ya iyi yere doğru gidiyor. inşallah daha iyi olur. İnşallah. 2019 yılını bizim açımızdan böylece özetlemiş olduk diye düşünüyorum. Bayağı uzun bir bölümümüz oldu. Evet. evet. Dinleyenlere teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir konu yoksa yavaş yavaş bitirelim. Evet. Teşekkür ederim geldiğiniz için, bilgilerinizi bizle paylaştığınız için. Okan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gelecek Benim. bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar, iyi seneler. Herkese hayırlı yıllar.